İzmir depremi nedeniyle kamuoyuna yapılan basın açıklaması. Öncelikle vefat eden vatandaşlarımızın acısını paylaşıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Sorun deprem mi? Çözülemeyen bir sorunu aynı şeyleri tekrarlayarak çözüme kavuşturamazsınız. İzmir'deki deprem tüm yurtta derin bir üzüntü yarattı. Ciddi can kayıplarımız var, yaralılarımız var. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Beton yığınlarının altından sağ çıkmak mucizelere bağlı. Deprem yaratan fayların bilinmeyen bir tarafı yok. Fay varsa deprem de var. Yaşayan her depremde olduğu gibi bu depremde de aynı şeyleri konuşuluyor. İnşaatların güvenliği yapı sahibine bırakan sistemi tartışmaya sıra gelmiyor. Deprem güvenliği olan yapıların nasıl üretilmesi gerektiği konuşulmuyor. Yaralar sarılacak deniyor. Yaşamını yitiren insanları geri getirecek bir yara sarma politikası var mıdır? Engelli kalacak olan yurttaşlarımızın eski vücut bütünlüğünü sağlayacak bir yara sarma politikası var mıdır? Yapılan hataları bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Birincisi, imar barışı, imar affı çıkarılarak kağıt üzerinde kaçak veya denetimsiz yapıları kullanıma açmaktan vazgeçmeliyiz. İkincisi, inşaatların statik dayanımı, deprem güvenliği, yapı sahibinin insafına bırakan denetim sistemini kamu yararı denetim modeline dönüştürmeliyiz. Üçüncü olarak, 1999 öncesi ve sonrası inşa edilen yapıların envanteri çıkarılmalı, halkımızın bilimsel gerçekleri de öğrenmeleri sağlanmalıyız. Dördüncüsü, hızlı tarama ile ivedilikle mali gücü olan belediyelerimizin beton demir analiz laboratuvarı kurması konuyla ilgili yasal mevzuatın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gündeme getirmemiz gerekmektedir. Kıymetli basın mensubu, kendi kendine yapılan yıkılan binalar varken yapıların depremde yıkılması şaşırtıcı değil. Yapı stoğumuz her an olabilecek afetlere dayanıklı değil. Oysa ki deprem sonrası yapılacak harcamaların 1/20'si ile deprem öncesi harcanarak yapıların güvenli hale getirilmesi mümkündür. Hep birlikte başarabiliriz. Halkımıza saygıyla duyurulur. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.